لله رب العالمين والصلاة على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Aziz otaxonlar, hurmatli akalar, ukalar, opa-singillar, bugün siz azizlar bilan, siz qadrdonlar bilan Haq subhanahu va taoloning yer yuzidagi eng muqaddas diyori bo'lmuş Makka-i Mukarramada Nabi sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan, unib o'sgan va ilk inson bilan Alloh o'rtasini bog'lovchi vahiy, eng oxirgi vahiy nozil bo'lgan diyorda diydorlashib turibmiz. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den İmam Buhari ve Müslim rivayet kılgan hadiste o zat-ı şerif aytadılar ki kim Ramazan-ı şerifte umre amelini ada kılsa min bilen birge hac kılgenlik acrige ege boladı digerler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge hac kılış. Doğrulağı hac kılışını uzı cüda meşakkat iş. Qiyin iş, bazı rivoyatlarda al-hajju mashaqqa deganlar o'zlari. Haj mashaqqatdan iborat. Bemalol aylanib, dam olib keladigan ish emas. Ibodat uchun inson o'zini hayotini tikib qo'yib qiladigan amal. Endi u qadimgi davrlarni eslasangiz, payg'ambar alayhisolatu vasallam davrlarini eslasangiz, haj uchun bizni diyorlardan yo'lga chiqqan odam o'limini bo'yniga olib yo'lga chiqqan. Mabodo qaytib kela olmasak, aksar holatda qaytib kela olmasligimiz mumkin. Qarz havola, oldi berdi, rozi rizolikni olib yo'lga chiqishgan. Endi bu haj Rasululloh bilan birga bo'ladigan haj. Bo'lsa, endi bu mutlaq imkonsiz narsa. Chunki musulmon odamni sahobalardan keyingi eng baxtlisi ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan hayotiy ko'rib, ko'rishib bir ibodatni qila olmaydi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam o'zlari bilan birga bo'lish va o'zlari bilan eng mashaqqatli amalni ado qilish va'dasini ajrini beryaptilar Ramazon-i sharifda umra qilgan odamlarga. Shu baxt, shu sharaf, shu darajat siz azizlarga, bizlarga nasib bo'lib turibdi. Alloh taolo bu ibodatlarimizni qabul qilsin. Bu ibodatlarga ko'p-ko'p bizlarni Alloh taolo o'zi muvaffaq, muyassar qilsin. O'zi umri ibodatidan va boshqa ibodatlardan ko'zlangan maqsadlar. Bizning ulamolarimiz islom shariatini, islom matnlari Qur'on va sunnatdan iborat bo'lsa, ulamolar uning asl mohiyati, maqsadini oldinga surishgan. O'shaning uchun nima deyshgan? Maqosidu shariat deyshgan. Shariatning maqsadlari bor. Masalan, biz 5 vaqt namoz o'qiymiz. Nima uchun o'qiymiz? Nimaga o'qiymiz uni? Yotib turishdan iboratmi namoz? Yo'q. Namoz haqida Qur'oni Karimda alohida insonni, ya'ni saviyasini o'zgartiradigan amal ekanligini ta'kidlovchi oyatlar bor. Namoz siz bilan bizni saviyamizni o'zgartirishi kerak. Agar o'zgartirmasa, u namoz yotib turishdan iborat narsa bo'lib qoladi, uning mohiyati, maqsadi yo'qoladi. Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim innas solata kanat alal mu'minina kitoban mawquta degan. Albatta namoz mu'minlar uchun vaqti aniq belgilab qo'yilgan ibodat degan. Vaqti aniq. Ishxonaga borsangiz vaqti aniqmi? 9 dan kech qolsangiz sizga haytsam beradimi? Alloh taolo namozni vaqti aniq deb qo'ydi. Boshqa bir o'rinda inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar dedi. Albatta namoz fahsh va munkardan qaytaradi. Namozning mohiyati tagidagi maqsadi namoz nimadan iborat ekan? Bizni fahsh, munkar, noma'qul, insoniy axloqqa zid bo'lgan narsalardan qaytarish kerak. Namoz bizni axloqimizni sayqallash kerak, kimligimizni bizga tushuntirish kerak. Kimga ibodat qiladigan inson ekanligimizni ta'kidlashimizga imkon berish kerak. Kimni bandasisan desa, Allohni bandasiman deyishligimizni isboti bo'lish kerak. Namoz shu maqsadi shu.
Namaz tavhid egalarini asosiy mitingi hisoblanadi. Siz Alloh subhanahu va taologa iymon keltirganmisiz? Ha? Ana shu iymon keltirganingizni hayotdagi isboti 5 vaqt namozni vaqtida o'qishingiz. Maqsadi shu. Namoz o'zini egasini, uni o'qib yuruvchini munkar ishdan qaytarish kerak. Siz namoz o'qigandan keyin o'zgarmasangiz, o'qiyotgan namozingizda muammo bor. Namoz o'qisangiz, harom xarishdan tiyilmasangiz, namoz o'qisangiz, birovni haqqidan qo'rqmasangiz, namoz o'qisangiz, fahsh munkardan to'xtamasangiz, namozda muammo bor. Namozingizda, namozda muammo yo'q, sizning namozingizda muammo bor. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala başka bir orunda namaz hallar hakkıda, yani namazın mahiyetini isten çıkarken, namazın asıl maksatlarından uzaklaşken adamlar hakkıda ne degen? Favaylu lil musallin degen. Namaz okuguçilerge cehennem bulsun degen. Ellezinehum an salatihim sahun. Bunlar namazlarını ne degen isten çıkarken. Namazlarını mahiyetinden uzaklaşkan adamlar. Namaz neden ibaret? Adamlarını kuzgun, namazhan, kırınıp bunlarını uklatıştan ibaretmez. Namaz sızmımızını uzgattırış gibi. Şeriatın maksatları onun metinlerden aldın duradı. Siz nemege amel kılıyetkenliğinizin mahiyetini bilişiyiz gibi. Her bitti zikirini, her bitti fikirini, her bitti ibadetini tegide asıl maksadı var. Maksat amalga oshmasa uning mohiyatidan uzoqlashamiz, yo'qoladi. Umra ana shu mohiyatlardan biriga bog'liq. Umra butun boshli bizning hayotimizni, ya'ni safardan iborat ekanligini bizga bir bor eslatadigan narsa. Umraga keldingizmi? Uyingizga qaytib bordingizmi? Hayot dunyo mohiyatini yangitdan ko'zdan kechirishingiz kerak bo'ladi. Umraga kelishdan oldin uyga buyurtma berib kelgan kunim falon kuni buqa soyasan, qo'y soyasan, 500 ta odamni aytasan degan fikrlardan yuqoriroqqa ko'tarilishimiz kerak bo'ladi. Umraga kelganingizni hech kimga aytmaydigan saviyaga ko'tarilish kerak bo'ladi. Umra bu Alloh uchun qilinadigan narsa. Umradan ko'zlangan maqsad dunyoning bir an ekanligini sizga yana bir marta eslatib qo'yish. Hani keldingiz, kun o'tgan sari safar qarayaptimi, qaytib ketasiz. Yoki shu atrofga uy quryapsizmi? Yo'q, bozor ishlar qilib yig'yapsizmi? Yo'q, kunlik ovqatga rozisiz. Chunki har an ertaga yetib qolish, ya'ni vaqti yaqinlashyapti. Dunyo ham shunaqa. Dunyoga ham siz, biz vaqtincha kelganmiz. Her dakika ketib qolishimiz ihtimoli katta. Dünyada en doğru hakikat ölüm. Başka hammasi ihtimoli bo'lgan narsalar. Ertaga falan joyga boraman, indinga pistonlarsa qilaman. Bular barchasi ihtimol. Ölüm kelsa to'xtaydi hammasi. Ölüm kelganda rejalar yo'qoladi. Peygamber aleyhissalatu vesselam lezzatlarını, dünya lezzetlerini kesip koyucu ölümden agah bulunlar deyirler. Umre Maraş'ın arasında bizge yani çüntürüş gerek. Seviyemizi şu dereceki kurtarışımız gerek. Bizde mahiyat, şeriatın, İslam'ın asıl maksatları esden çıkan deyinkiyin ibadetler reklama geylenip getip kaldı. Namaz okuşam, odamlarga reklamaga o'xshab qoldi. Umraga ko'rdinglar, hamma umrani qandaydir bir e'lon, ota-onasiga sovg'a qilsa ham e'lon qilaveradi, borib kelsa ham e'lon qilaveradi. Natija nima bo'ldi? Umra ibodatdan chiqib biznesga aylanib qoldi. Hatto yolg'onchi apirist, birovni haqqidan qo'rqmaydiganlar bu sohaga kirib, minglab odamlarni aldab pullarini olib qochib ketdi. Umre ibadet idi. Allah'a bugün insanın yani itikadını, imanını saykallaş gerek idi. Belki Allah subhanahu ve ta'ala'a bugün imanını kuvvetlaş gerek idi. Bundan faydalanıp adamlar, adamlarını aldaşlık vasitası eğlendirdi. Allah subhanahu ve ta'ala bir bendeni adaştırmakçı bulsa, güzel ibadet kürünüşle hem adaştırmakçı mümkün.
Bir narsaga bir yani jihatdan qarab siz to'g'ri xulosa olishingiz mumkin. O'sha narsaga, o'sha jihatdan boshqa tarafdan qarab noto'g'ri xulosa oladigan odam bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ba'uda pashani misolini keltirgan. Pashani misolini keltirganda islomning dushmanlari sahobalarga kelib, payg'ambar alayhi salatu vasallamning bu e'lon qilgan oyatlari ustidan kalaka qilishgan. Qur'on Allohning kitobimi? Ha, Allohning kitobi. Bu Allohning kitobi bo'lsa, unda pashsha nima qilyapti deyishgan. Masxarani qarang. Bu Allohning kitobi bo'lsa, unda pashshaga o'xshagan narsalarni zikr qiladimi Alloh ha deyishgan. Salmon radhiyallohu anhu ni oldiga bir Bani Isroillik bir odam kelib, sizlarning payg'ambaringlar g'alati. Nimaga? Shu hojatxonaga qaysi oyoq bilan kirish, undan qaysi oyoq bilan chiqishni ham o'rgatadimi? Shunaqa dinmi bu? Deb qarang, kamsitish ma'nosida qarayapti. Bitta jumla o'zi. Hatto qo'limizni qanday yuvishni ham o'rgatadimi shu din? Deganda, o'sha jumla bilan, o'sha ifoda bilan boshqa nazar e'tiboridan Salmon radhiyallohu anhu javob berganlar. Aytganlarki, "Ha, bizi dinimiz hatta şularını ham o'rgatadi. Endi sen tasavvur qilaver. Yani nimalarni o'rgatishi mumkin deymiz. Bu narsalar chetda qolmadi mi? Hamma narsani o'rgatadi. İki xil nazar bilan qarayapti. Bittasi masxara qilib qarayapti, ikkinchisi şu masxarani aslida maqtov ekanligini isbotlayapti. Alloh taolo pashshani misol keltirganda Bani Isroillik yoki islomga muxolif bo'lgan mushriklar aslarni Qur'oniylar Allohning kitobi deysizlar, pashshani misol keltiradimi degan. Shunda Alloh taolo nima dedi? Qur'onda oyat nozil qildi. Biz dedi, "Inna Alloha la yastahi ay yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha." Alloh taolo pashsha va undan pastroq narsani ham misol keltirishlikda hayo qilmaydi, uyalmaydi deyapti Alloh taolo. Mana shu oyatni bugun yangi zamon texnologiyalari taraqqiyoti mo'jiza ekanligini isbotlayapti. Qur'onda va ma fawqaha degan. Fawq kalimasi ikki xil ma'noni ifoda qiladi arab tilida. Bittasi ustida degani. Uning ustidagi pashsha va uning ustidagi narsani misol keltirishlikda hayo qilmaydi Alloh taolo deyapti. Ikkinchi ma'nosi undan kichikroq, undan ko'ra maydaroq narsani ham misol keltiraveradi. Undan boshqasini ham misol keltiraveradi Alloh taolo degani. Alloh hayo qilmaydi degani. Haqdan hayo qilinmaydi. Bugun ma'lum bo'ldiki, o'sha pashsha, o'sha Qur'onda misol keltirilgan hasharotni tepasida kichkina hasharot yashar ekan. Alloh taolo o'sha hali mikroskop yo'q davrlarda payg'ambarimizga bu oyatni ikki xil ma'noni ifoda qiladigan kalima bilan nozil qildi. Ikkalasi ham ma'noga tushaveradi. Pashshani ham misol qiltirib Alloh taolo insonlarga haq yo'lni ko'rsatishga hayo qilmaydi. Oyatning davomida nima dedi? Yudillu bihi kathira va yahdi bihi kathira dedi. Mana shu misol bilan ko'pchilikni Alloh xohlasa adashtirib yuboradi. Qalbidagi marazi, inkori, islomga bo'lgan, dinga bo'lgan g'arazi tufayli uni mana shu misolni o'zi bilan adashtirib yuboradi. Va yahdi bihi kathira. Qalbingizdagi ixlos, Allohga bo'lgan muhabbat, qalbingizdagi bo'lgan samimiyat sababli shu misol bilan sizni hidoyat qiladi. Ular ko'rmagan narsani sizga ko'rsatadi. Ular masxara qilayotgan narsa siz uchun haqiqat bo'lib chiqaveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'llari maqsadlar ustiga qurilgan. Hayot ichiga kirgan. O'qib qo'yib, o maza qildik, suhbatni eshitib qo'yib, ajoyib bo'ldi deb ketilgan narsa emas bu. Yashash tarzimizga aylanadigan hayotni taqdim qildi islom. Yashash tarzimizga aylandi. Sahobalar uni hayot tarzi sifatida qabul qildi. İslam dünyasıdır, 23 yıl mobaynıdır, Kur'an ayetleri nazır bulup, en ahirgi ayet nazır bugün de Allah Teala Kur'an'ı nime dedi, İslam'ı nime dedi, mükemmel din dedi. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmentu aleykum nimeti ve radiytu lekumul islame dine.
Bugünkü günde sizlerge dininizni mükemmel kılıp verdim dedi Allah Teala. Ekmeltu lekum dinekum ve etmentu aleykum nimeti dedi. Sizlerge nimetimi töküs kılıyordum dedi. İslam nimet. Bilgenge nimet üstüge nimet. İslam olmasa kay ahval geçişemez. İslam yok cayda adamlar kay ahval geçişemdi. İslam'dan uzaklaşıp adamlar nime vaziyette çüşüyemdi. Akıl her daim doğru yolunu topadı deyip öyle İslam'ı çekeke sürün adamlar nimeler kılmayıpdı. Şunda cemiyetler var, insan göçtünü sokuyemdi. İnsan terisinden ayak kıyım işlep çıkartıp sokuyemdi. Akılları rövajlanıp gitken olanlar. Ölgende deyipdi, ısrap kılamızını alıp soyuptur bir şey çiyemdi. Şunda cemiyetler var, namusunu yük diyemdi. Namus. Bizim ayarlarımız namus kılış gereği bugün derseniz, ular bizim zimmemizdeki yük de böyle yaptı. Yük eken, namus ular gibi yük eken. Ağır eken, onu kurtarışdan çarça çıktı. Uşa nemeyi ki rasvalik olsa kılavuruşları gereken. Bana insanlar İslam'dan uzaklaşsa neme vaziyet ki düşerdi. Kanda yakaval gibi olup takaladı. İki erkek birbiri bilen bir malal resmen nikahdan ötü yaptı. Nikahla mı yaptı? Yaşı yaptı. Ve bunu targıp kılı yaptı. Bir iki iş hicaret kılışı yuvada dursun, bu en yakışı işli yaptı. İslam nimet. İslam'ın nimetliği onun mahiyetine karagelinizde görmedi. Zahir kör, yuvarlat durgan adam, bir umrege barıp gireyi, hemme barıp gireyi yaptı degen adam bu mahiyetliği yetamaydı. Biz bu sohbetlerimizde umreden közlengen asıl maksatını hiç yok düşünüşümüz közde tutarız. Düşünüşümüz gerek. Düşündürüşümüz gerek. Umrege varıp kegelliğiniz Allah bilen sizini ortangizdeki amanat buluş gerek. Adamlar ki bunları ikrar akıladık. İşmez. Evvel ben sohbetler belki verdim. Meşgul alımını aldı ki kırıp soruşken de tanıştırken de yani bu kişi falan çıkan hacı. Bana bu kişi Pistançıhan Hacı degenekken bu damlayan bana falançıhan namazhan dediler. Namazhanlık izni ne getirdin dese sallah haciliğine ihtiyaf sallık dediler. Ne farkı var dediler. Namaz okuyalım da etçimiz gereği mi? Ben falançıhan rozadar. Ben Pistançıhan zakat bir ucumen deyişimiz gereği. Ulan bekitişimiz gereği. Bekitişimiz gereği. Umre insanını, umurunu yani imran kıladı. Yani ne deydi? Mimar abad kıladı. Abad kılış gerek. İnsan umurunun abadlığı, onun seviyesi Allah'ı bugün ibadet bilen belgilenedi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala Firavun'u özünü ilah deyip ilan kılışlığı sebeplerini kilitirgen de bittesi kavmini cahil kigendiydi. Yani mahiyetten uzaklaştırgen. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayetledi ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستخف قومه فعطاؤه وكانوا من الفاسقين وكانوا قوما فاسقين. Firavun özünün kavmini, cemaatini cahilge aylandırdı. Yani ilimsizleştirdi. Neticede ular cahil bu geldiği için Firavun nime desi itaat kıladigen adam gelen kaldı. Çünmeydi nime diyeni. Aldın onu cahil kıldı. Aldın onu seviyesini pasaytırdı. İstehaffa kelimesi yengil kıldı, seviyesizleştirdi. Seviyesizleşkenden ki nemeyi ki unge buyruk bosa itaat kıladigen buldu. Nime uçun talim tizimi ki hücum kılınadı, müstemleke devletleri tamamıdan ularge yani hukumunu icra kılış asan buluşu uçun. Alimlerde nime uçun katagonge alınadı, alimlerge nime uçun keskin muamele kılınadı, düşman tamamıdan alim insanlarının gözünü açadı. Nima uchun bir halka nisbeten doğru gapni gapirsangiz düşman tomonidan sizni halkını uxlatayotgan odam deb tuhmat qilinadi. Çünkü siz halkını uyg'otayotganingizdan xavotir ular.
xavotir qiladi. Xalq qanchalik saviyasiz bo'lsa, johil bo'lsa, saviyasi past bo'lsa, u xalqni boshqarish oson. Fastaxaffa qawmuhu fa'ata'uhu deyapti. Qur'on bizga nima beryapti? Xarita beryapti. Fir'avn o'zining jamoasining saviyasini ya'ni sayozlashtirdi. Fastaxaffa istaxaffa hafif degani, ya'ni saviyasiz uni talab qildi, saviyasizlashtirdi. Ta'lim tizimini buzdi ya'ni. Fa'ata'uhu. Fa shu joyda javob. Ularning saviyasi saviyasizlashgandan keyin natijada Fir'avn nima desa itoat qiladigan bo'lib qoldi. Fa'ata'uhu. İtaat kılıcının sebebi hem ular fasık kavimleridir. Fasık degeni Allah'ın büyüdüğünden çıkan adamlardır. Şu, bana şu ayetini misal edin, acayip bir misal getirirken. Fir'avn, Haman'a aitken eken, özünün vazirliği. Ben özümünü Huda deyip ilan kılamam. Adamlarla halka çıkıp, ben Allah mən, sizin Ali Rabbiniz mən deyip ilan kılamam. Degen de Haman, hay hay hay. Ona kadar deme, adamla kabul kimiydi degen eken. Demek ki, hala adamların seviyesi ona kadar derecede pasmaz. Ne mi desen itaat kıla degenmez. Ne mi kılış gerek? Seviyenin çürüş gerek. Ne mi kılamız degen de, oradan başka hüküm çıkar degen. Ne mi hüküm çıkaramız? Her günü kirip çıka degen eşiklerini pas kıp koyasan degen. Adamlar ilgilip kirip, ilgilip çıksın. Keyin hamma ovqatlariga qalampir qo'shib yesin. Hatto shirin ovqatiga ham qalampir qo'shib yesin. Desertida ham qalampir bo'lsin. Buni hukm qilib chiqar, odamlarga ijro qil, nazorat qil, odam qo'y. Buni ijrosini chiqardi. Chiqargandan keyin qarab turishdi, odamlar indagani yo'q. O'ylang, har kuni kirib chiqadigan eshigingizni pasaytirib qo'ysa, bemalol kirib chiqa olmasangiz. Her gün yegan ovqatingizga yoqmasa ham qalampir yesangiz va bunga qarshi chiqmasangiz. Keyin Havon aytdiki, eshigini yana ham pasaytiraylik dedi. Endi dedi, egilibmas, emaklab kirib, emaklab chiqsin o'sha eshikdan dedi. Endi qalampir qo'shibmas, endi qalampirga ozgina ovqat qo'shib yesin dedi. Qani ko'raylik dedi. Ha, ko'rishdi, odamlar hech narsa degani yo'q. Bu narsaga rozi bo'lishdi. Natijada Haman aytdi ki, endi bularning saviyasi tayyor bo'ldi, Alloh menga e'lon qilaver, buni qarshi chiqmaydi dedi. Keyin chiqib nima dedi? Qola ana robbukumul a'la dedi. Men sizlarni oliy robbinglarman dedi. Ko'rmaysizlarmi, Nil mening ostimdan o'tyotibdi. Ko'rmaysizlarmi, bu mol mulklar hammasi meniki dedi. Bular ichida bitta saviyali inson bor edi. Kim? Musa aleyhisselam. O çıkıp aytti ki, yolg'on aytyapsan dedi. Sen Rab bo'lishing mumkin emas dedi. Bir dona Musa aleyhisselam, hatta bazı rivoyatlarda o zotni tilleri çüçele deyişken. To'liq gapira olmaganlar. Yani bazı gapları, mesela reyni ayta olmagan bo'lishlari mumkin. Lekin o kişi seviyesi baland odamdi. Ve bu davatını kılıp adamların gözünü açışı başladılar. Şunun için biz her daim şeriatın bize koyduğun maksatlarını örgünün barışka mecburumuz. Farzand zürüyatlarımızı örgütüp barışka mecburumuz. Demek ki halkın seviyesi himaye kılınmese müstemleke küçülerinin kolu da onlara kul buluşka mahkum olur. Şunun için milletini, halkını yakış görgen insan o milletinin seviyesine pul saplaydı, vakt saplaydı. Farzandını şu yolda terbiye kıladı. İnsandaki akıl ve insandaki ruh terbiyeye muhtaç. İnsandaki akıl terbiyeye muhtaçlığını bütün dünya tanar yaptı hazır. Ve akılge yüklenen yükleme arkayı dünyada en terakkiparvar memleketlerge eleni yaptı adamlar. Lekin ruhki bo'lgan e'tiborni musulmonlardan boshqa millatlar esdan chiqarib qo'ygan. Ben juda boshqa tillarning mutaxassisi bo'lmasam-da, mutaxassislarni aytishiga suyanib aytaman, chet ellarda, misol uchun, ingliz tilida ko'ngil degan so'zni lug'ati yo'q. Nimaga? Ko'ngil yo'q ularda.
Bizde ko'ngil degan narsa bor, ruhiy tarbiya orqali bizga o'rgatilgan. Ko'ngil haqida alohida urg'ular, she'riyat, adabiyot shakllantirilgan. Biz agar aqlimizni rivojlantiramiz desak, matematikaga urg'u berishimiz kerak. Ko'nglimizni, qalbimizni, ruhiyatimizni tarbiyalamoqchi bo'lsak, tilimizga e'tibor berishimiz kerak. Adabiyotimizga, she'rimizga e'tibor berishimiz kerak. Bolalarimizni shu tilda tarbiya qilishimiz kerak. O'zbek farzandi ingliz tilini o'rganib, o'sha til orqali ilmiy natijalarga, katta-katta kashfiyotlarga ega bo'la olmaydi, mumkin emas. O'zini tilini esdan chiqargan odamdan unaqa narsa kutib bo'lmaydi. Men bu bilan tilni o'rganishga qarshiman demoqchi emasman, qalb tarbiyasiga zid bo'lib qoladi. O'sha boshqa tilni o'rganganda uning saviyasiga, uning tabiatiga ta'sir qiladi. Ko'ngil degan kalimaning tarjimasi bo'lmagan, muqobili bo'lmagan tilni o'rganib, ko'ngilni esdan chiqaradi. Otasini sansalaydigan, unga itoatsiz bo'ladigan farzand tarbiya qilinadi, siyosiy harakatlar bilan. Biz aqlimizni rivojlantirish uchun ilmning mohiyatiga e'tibor berishimiz kerak. Ximiya, fizika, matematika, dunyoning hammasi shundan iborat. Aqliy, moddiy formulalarni hammasi yo fizikaga, yo matematikaga, yo ximiyaga borib taqaladi. Bundan 1000 yil oldin. Bu Nizomi Mulkni madrasasida mudarris bo'lgan Abu Hamid al-G'azoliy Kimyoyu saodat degan kitob yozgan. Ko'rgansizlar kichinasini, to'g'rimi? O'zi asli 20 jild bo'lgan bu kitob. Kimyoyu saodat. Ximiya haqida gapirgan. Har narsaning kimyosini, har narsaning ximiyasini ifoda qilgan. Shunday narsalarga urg'u berganki, bugungi kundagi taraqqiyot, chunki Yevropa deysizmi, boshqa kuchaygan davlatlarni hammasi fundamentni shulardan olgan. Tan bermay iloji yo'q. Sizni fikrlash, dunyo qarashingizga ham ximiya javob beradi. Fizika javob beradi. Matematika javob beradi. Roza tutayotganingizda boshqacharoq odam bo'lib qolasiz. Roza tutmasangiz qorningiz to'q bo'lganda boshqacha fikrlaysiz. Halol narsalarni yeganingizda boshqacha ta'sir qiladi. Harom narsani yib qo'ysangiz, Alloh asrasin, u boshqacha ta'sir qiladi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda chiqib olib odamlarga baqirayib, "Men it go'shtini yeganman" deb maqtanadigan saviyaga borgan odamning ximiyasi buzilgan. Uni ximiyaviy funksiyasida defekt bor, buzilish bor. Inson nomus qiladigan narsani aytib faxrlanadigan darajaga keldimi, buni ximiyasida muammo bor. Shularga urg'u bergan Abu Hamid al-G'azoliy kim? Tasavvuf tarbiyasining ustozlari, ko'ngil sultonlari bular. Qalb tarbiyasiga ustoz bo'lgan, Hujjatul Islom kunyasini olgan odamlar. İslam'ın hüccatı bu yani adamlar. Ximiyada ne yapıyor yürüdü? Ximiye bu kumdu. Aklımız ne? Bugünkü maddeler üstü de rivajlantırışımız için bu üçte fen bu kum. Olalarımızda bunu örgütüşümüz gerek. Mekteplerimizde bunu urgu verişimiz gerek. Bugün Özbekistan'da cüdeyem talimge bugün itibar şunun için mektabge layık. Hususi mekteplerge urgu, davlat maktablaridagi ta'limga urg'u o'shaning uchun zarur. 100% hammasi joyida zo'r deya olmaymiz, lekin harakat bor. Bu harakat amalga oshsa, 20 yil, 30 yilda bir millat yana qaytadan oyoqqa tura oladi. Esdan chiqarmang, har davrda yangi millat tug'iladi. Mana hozir siz bilan biz gaplashib turgan narsani orqasidagi asosi, fundamentini qo'yib tushunamiz. To'g'rimi? Chunki bir-birimizni ko'rganmiz, gaplashganmiz, eshitganmiz, o'sha fundament orqali biz bir ma'noni tushunamiz. Lekin bizdan keyingi avlod yangitdan tarbiya qilinishga muhtoj bo'ladi. Shunda qo'yib qo'ysangiz, shunda millat shakllanib ketmaydi. Endi ularga o'sha fundamentni qaytadan berishimiz kerak. Ming yillar mobaynida kelayotgan an'analarimizni, tilimizni ularga qaytadan o'rgatishimiz kerak. Bir millatni bosib olib uning masjidlarini buzish, madrasalarini yo'q qilishdan ko'ra vahshiyroq narsa uni tiliga hujum qilish.
onun adabiyatını buzuş. Onu seviyesizleştiriş. Yukarıda etkenimiz değil. Seviyesizleşken halk yutukka erişalmaydı. Ondan kabiliyetli insanlar çıkmaydı. SSR davrında 10 yıl mektebini okup kim terbiye bulup çıktı? Gördük mü bütün dünyaya? Yani yaraydı gen oğlumlar çıkkanını. Yok. Bunlar özleri koyan seviyede adamlarına oğlum deyip ilan kılıçtı. O oğlum Avrupa'ya borsa, o oğlum terakki etken memleketine borsa, talebeye meylenmeye kaldı. Demek ki seviyesizleştirilir yani. Seviyesizleştirişinin başı da, sarlavhası da maymundan payda bugün sen degen narsanı mecburlaşma oldu. Biz bundan kurtulduk. Ve bundan kurtularken biz kolumuzdaki bibaha bugün talimatını örgeniş imkaniyetine ege bulduk. Ve biz mana şu ibadetlerini, mahiyetini biledigen yurtlarga safar kılış imkaniyetine ege bulduk. Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen birge haç kıladigen, acirge ige buladigen imkaniyetke itip geldik. Bunu nimet ikenliğini bilişimiz gerek. Allah Teala şunun için ne dedi? Etmemtu aleykum nimeti dedi. İslam'ı nimet dedi. Ve radiytu lekumu islame dine. Sizlerden fakat İslam'da yine razı bulamam dedi. İslam'dan başka yolda razı olmaz Allah Teala. Her bir dünya karış, her bir düşünce, her bir harekat İslam talimatına uygun yeterliği bilen bahalanadı. Bu mesela kime halaketke uçulese tahtalar kaladı sunu yüzüde. O şey tahtalarga asıl olmasa hiç çökez. İnsanı çöküp gitmesliği için neme gelir asıl iş gerek. O şey asıl edigen nefse İslam ve bizim kadriyetlerimiz, özlüğümüz. Bu cüde bir bakan nefse. Başka cüde yok mu diyeyim ben. Barın kıdırıp göreyim. En küçülü, en rövajlengen, pülü köp, terakkiyat teknikası köp devletlerine barın, ata ananın hürmeti yok. Farzat bir dinge ameyle ata anasını. Eri hatın ortasındaki münasebetler dahşetli. Dahşetli. Bir adam uçuna kendi ayol bulan turmuş kurdu. Kim hacer çıktı? Kim bir Müslüme ayolunu aptı. Az güne yaşa gereken ki ondan sonra çıktı. Ha kanakayken oldun ki ayolun bilen ki yenge hali ayolun dese oldu erkek kişi ben yaşa gereken ben demiş. Ayollik hususiyeti yok alıp gitti kumcaydı. Yok, o kadar gitti. İffet, namus yok. Hadır tenkit kılını yaptı. Özbekistan'dan Türkiye'deki aile statistikası, hesabını koyuşsa en köp turmuş kurgen Özbeklerken. Yani Türklerge Özbek ayarlar turmuş çıkan. Köpe gelmiş diye. Türkiye statistikası da. Neme geldim, soradım ben bana Türklerden desen, Özbek ayarları yetmeydi dedi. Biz ne ayarlar ben yaşa bulmayı dedi. Uzbek ayolidagi itoat, Uzbek ayolidagi erga bo'lgan hurmat, Uzbek ayolidagi ya'ni oila tutumi, qadriyat bebaho edi. Bu narsalar bizga ya'ni cho'kayotgan paytimizda qo'l bilan ushlab osilib qoladigan narsalarimiz, qadriyatlarimiz. Alloh taolo urvatul wusqo dedi islomda. Urvatul wusqo qo'l bilan mahkam ushlab yani çok işten kurtulup kaladigen narsa. Allah Teala bizlerini barçamızda bana şu İslam mahiyeti bilen hayat geçirişimizde uzu tevfik versin. İslam'ın mahiyetinden uzaklaşken halkını İslam metilleri bilen aldaşadı. Cihad deydi. İrgesiniz kolunuzda kural verip uzu yüzü Müslümanınızı attırışadı. Mahiyeti bilmesin şuna kapalı. Hicret deydi. Cinayetçilerge cinayi tudeler şekillendirişedi. Çakırışedi, barasız Müslümanını öldüredigen katıl, cinayetçi, rasva adamlarına koşulaz. Lekin sakal koygen, tili de maşallah, inşallah düşmeydigen, Allah için hizmet kılıyıp biz degen kelime bile yaldaşedi. Eğer kelimenin özünü aitse doğru kopkola vurgen deydi, yeryüzünde doğrularının imamı Hazreti Ali'ni öldürgen adam bırardı. Doğru mu? Hazreti Ali'ni öldürgen adam Müslümanlık dava kıyken. İslam'ın dava kıyken deyem Ali'ni kafirde bilan kıyken.
Men Müslüman degan. O'sha mohiyat bizga muhim. Bu mohiyatni tushuntiradigan ulamolar muhim. Bu niyatni bizlarga ta'lim beradigan mutaxassislar muhim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmasanglar ahli zikrlardan so'ranglar degan oyat nimaga nozil bo'lgan? Sababi bor, lekin bu ma'no nima uchun kerak bizga? Ahli zikrlarga ihtiyojimiz bor. Ulamolarimizni himoya qilishga muhtojmiz. Ulamolarimiz bizga haq yo'lni ko'rsatishligi uchun zarur. Bu mohiyatni o'rgatadigan Imom Shofiy rahimahulloh aytadilar. Imom Shofiy man deydilar, bir olimlar jamoasi bo'lishni orzu qilaman deydilar. U olimlar hech narsa bilan shug'ullanmasin. Faqat bitta mavzu bilan shug'ullansin, shuni xalqqa tushuntirsin. Nima mavzu? Odamlarga mohiyatni, niyatni o'rgatadigan olimlar bo'lsin. Har bitta amalda niyat muhim. Har bitta amalda nima amalni qilayotganingizni tushunish muhim. Nima qilyapsiz? Bu umradan nima maqsadingiz bor? Nima qo'lga kiritayapsiz? Buni bilish muhim. Shuni o'rgatadigan bitta ulamolar jamoasi bo'lsa, ular boshqa narsa bilan shug'ullanmasa, shuni xalqqa tushuntirsa, bu muhim deganlar. Buni o'rgansak, ma'lum bir muddatda yangi millat tug'iladi deyapmiz. Xalqimizga, farzandimizga, nabiramizga shuni o'rgatsak, shuni tushuntirsak, inshaalloh millat o'laroq qadimda erishgan yutuqlarimizga yana erisha olamiz. Bizning millat nima bilan bunaqa yutuqqa erishgan? Bizning millatni 1000 yillik, 4000 yillik, 5000 yillik tarixi bor. Turk desa, davlatchilikda birinchi xalq hisoblanadi. O'sha Atilla degan odamlar, o davlat qurgan odamlar. Hali islom kelmasdan oldin ham bu turk xalqi, turk millati o'laroq davlat qurgan bizning ajdodlarimiz. Davlat qadriyatlari, bizda nima deymiz, an'analari o'sha islom kelganda ham davom etgan xalqmiz biz. Islom kelgan paytida o'sha qadriyatlar, o'sha an'analarda islom qarshi bo'lmagan narsalarni saqlab qolgan millatmiz. Asrab qolganmiz shuni. Bo'lmasa, Imom Buxoriy sahih to'plamni arab tilida yozdi. To'g'rimi? Ulamolarimizning hammasi asarlarini arab tilida yozdi. Abu Musa Xorazmiy arab tilida yozdi. Butun g'arb mamlakatlariga ilmiy tilni bizning ajdodlar berdi. Jabr algebra kalimasini Xorazmiy fanga kirgizdi. Meditsina Ibn Sinoni Madad Sino degan nomidan olindi. Hammasini shular berdi. Lekin nimaga tilimizni yo'qotib yubormadik? Chunki bu millat, bu xalq qadriyatlariga ega bo'lib chiqqan. Misrga arablar borganda ular qibtiy tilda gaplashardi Misrga. Misr fath qilinganda Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu vaqtlarda fath bo'lgan. Amr ibn As borganlar Xolid ibn Valid bilan radhiyallohu anhu ajmai. Ular bugun tilini yo'qotib yuborgan. Misrga boring, arabcha gaplashadi. Misrning xalqini asli tili arabmidi? Yo'q. Misrliklarni nima deyiladi? Mustarab deyiladi. Arablashgan xalq. Ular arablashib ketdi, tillari arabcha bo'lib ketdi. Ha, bu dinga, bu islomga xizmat qilishlikda misrliklardan kam bo'lmagan biz xalqimiz, balki ulardan ustun bo'lgan. Islomga xizmat qilgan xalqimizni, ulamolarimizni ko'ring, tilga xizmat qilgan Imom Zamaxshariyni o'qing. Arab tilining balog'atini yozgan bu kitob bu inson. Arablarga arab tilini o'rgatgan odam, mubolag'a qilib aytsak. Asosan balog'ini muallifi, Kashshofni muallifi. Kashshofni o'qimagan tafsir yozmasin degan ulamolar. Nimaga tilimizni yo'qotib yubormadik? O'sha ulamolar arab tilini arablarga o'rgatadigan saviyaga kelsa ham o'zimizni tilimizni himoya qilishlikka urg'u bergan. Oy, tilga e'tibor beringlar degan. Tilimiz turibdi joyida. Bu alhamdulillah. Nimaga mustamlakachilar, bosqinchilar birinchi tilga hujum qiladi? Saviyasizlashtirish uchun. Avvalam ko'p aytib berdim. SSR tuzumi bizga bosqinchilik qilganda 1925-yil adashmasam, tilimiz o'zgartirilgan. Birinchi lug'atimiz o'zgartirilgan, harfimiz o'zgartirilgan. Lotin alifbosiga o'tkazilgan.
1928-yilda Turkiyani, Atatürk, Latin alfabetiga o'tkazganda, darrov SSR tizimi Türkler birlashib ketmasin deb kirilchaga o'tkazilishgan. Ozgina turgandan keyin yana Latinchaga o'tkazilishgan. Bu muammo bu. Kutubxonaga kirsangiz u ajdodlaringiz yozgan kitobni o'qiy olmasangiz, bundan alam qiladigan narsa bormi? Yaponlar 2000 yıl avvalgi kitabını alıp okuyabiliyordu. Hadır ki Yaponga borsayız, 2000 yıl aldığı kitabını okuyabiliyordu. İngilizler 300 yıl aldığı kitabını İngiliz dilinde, 200 yıl aldığı kitabını İngiliz dilinde okuyabiliyordu. Burada bu rüzgar geliyor. O halen ki İngilizlerinin harfleri mutlaka ayağı singen, beli singen. Bir cahide S'ni K deyip okuyorsunuz, başka cahide Ş deyip okuyorsunuz, başka cahide Ç deyip okuyorsunuz. Kanaat kılıp tepesinde de şuna da yazılıyor deydi. Hata uzun, çiziliş. Bizi tilimizde ulamalar asrap kalışlık ki şunun için ruhu verdi. Milletinin tili saklap kalmarken özlüğü, kadriyeti asla kaladı. Bana şuna sorar ki ruhu verişimiz gerek. Allah Teala bu sohbetimizin manfaatli kılsın, ibadetlerimizin kabul kılsın. Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen birge haç kıgeller safede tırlışımız Allah nasip kılsın. Ve bu umreden, bu ibadetlerini mahiyetinden haberdar olup, seviyemizini aşırıp, dinimizini örgenip, kadriyetlerimizini himaye kılıp, barışımızda uzun tevfik versin. Uşan için ben köpeğince can kuydurup eytemem. Bu köpçülüğünü aldığı çıkıvarıp kudre degenler var. Uşu kudre degenlerini askiye deyimize, ligere kadın zamanında askiye değil yani. Askiye, Arap dilden alınken bu. Ne demek yani? Zekilikten alınken, zakavattan. Aklı ütkür adam bravını, yani en nazik narsalarına uygu verip kudralıydı. Askiye değil yani. Halbuki bana şu askiye diyetken adamlar, ayarlarını keleke kılıp, belden pas narsalarını yapıp kudurışı, halkının seviyesini buzadı. Bundan faydalanışadı. Bu TikTok kokşagen nasırlar bekarlığa çıkarıldı bu ilgisi. Seviyesizleştiriş için. Bütün dünyanı seviyesizleştirip onu başkarış için reyce kılışı yaptı. Ama şu reyceye karşı biz özümüzde edebiyatımızı koyuşumuz gerek. Çulpanlı köngül şiirini eşitkensinler. Şiir yazış yani muhum. Edebiyatını saklap kalış muhum. Çulpan hani köngülü hitap kaladı. Köngül sen münçeler nige kişeller birle dostlaştın, ne feryadın, ne dadın bar, sen niçün münce süsleştin, hakaret dilini ağrıtmaz, tübellik menge gitmez mu, kılıçlar indi sinmez mu, kişeller parçalanmaz mu, triksen, ölmegen sen, sen de Adem, sen de insan, sen de Ademsen, kişen kime, boyun egme, kisin ham hur tuğulgan sen degen. Seviyege uygu bergen. Nemege atılgen, uşa halkını uyuvatmakçı bu geldiği atılgen. Üçün atılgen. Halkını, seviyesini kötelemen degen adam düşman deyip itibar kılıngen. Abdullah Kadri şunun için atılgen. Çolpan şunun için asılgen. Şunun için minavar karılar takipke alıngen. Allah Teala bizlerini yine şu ajdatlarımız birgen seviyeni tikleşimizde bizi yardımcı bulsun. Teşekkür beni sabır bilen tikine geliyorlar ki. Zeliktirip koygen bu sen razı burasılar. Kimde ne savaş var? Umre gel başka gel buraya. Evet, selamun aleyküm. Bu Mekke'de kim ol? Assalamu aleyküm rahmetullahi. İkincisi, assalamu aleyküm rahmetullahi. Biz kayısı verip de salam verirsiniz. Birincisi, tüge gelmeyken salam verirsiniz. O zaman aslında bizi kitaplarımızda imam İkincisi imamlar, ikincisini muballiq deyilir. Muballiq degani keyingi adamlarga, keyingi cemaatga o'shani yetkizib beruvchi. Yetkizib beruvchi. Ilgaridan bo'lgan bu. Masalan, İmam Buxoriy bitta dars aytganlarida 10 minglagan odamga dars aytgan. U paytda mikrofon yo'q. Mikrofon yo'q. Haddasana desa, haddasana 100 talab odamlarni qo'yib qo'yishgan. O'sha eshitib yetkazgan. Muballiq deydi. Fikhi kitaplarımızda imamın salam bergende, takbir aytkende, kaysi joyda ergashish kerak degan savolga cevap beradi ulamolar. O'sha
Assalamu aleykum ve rahmetullah degendeki hey kelimesi çıkan zahatı siz salam veremez. Şunu ergeçmeyi duvarız. Allahu akbar degende re kelimesini işitken zahatıyız Allahu akbarını ergeçmeyiz gereği buna. Gelen masalın bu. Bitir oldu da ne? Kutanda oldu, kuvalında. Öktere kuvaydı bu. Aha. Bunlar birer oynatır, birer birer Hop, vitr namazı doğrusu da, yaxşı soradıyız, köpçülük soru yaptı. Bu cayda Şafii maksat mezhebiye, öki Hanbali mezhebiye göre vitr okuladı. Kanaka okuladı, üç rakatlik vitr namazını iki mertte salam bile okuydu bunlar. Bizi bir rakatlik namaz yok. Ular iki rakat okup salam verip, oradan durup yine bir rakat okuydu. Eğer bilseyiz, iktida kılsayız, ular iki rakat okuyandayken salam verse salam vermeye duruşuyuz gerek. Ular ornadan duruyanda sizden ornadan duruşuyuz gerek. Bir rakat mı okusa bir rakat mı okuyuz. Ular kol götürüp dua kılasız, kol götürmeye durasız. Devam etseyiz, su bitirir, okup ıhtıda kıyken bolasız. Mabada iki rakat okuyandayken salam verip koyan bosayız. Turup ular bir rakat okuyan bosa, siz ergeç koyan bosayız. O nafilge o da uğradı. Bitirir Allah'a da okuyuz. Şunlar ne? Kulun tokuladı elbette. Kulun tokuladı. Birincide bir hafta oluş gerek. Ha? Uçta gibi. Ha? Birincide uçta kılıyorsa ki saçlarına kıvarsın ya ucu içi gibi. Hı, içine. Beşik'ten altı bölgeden kazan okuyormuşsun gibi mi? Ha, iki rekat okuyormuşsun. Kazansın okuyun ya. Saçlarında ruku, dinleyenlerken o güzel bir okudu. Kızım bir anlı sana doğru okuyor musun? Uşu ruku okuyken de ruku okulamız. Turgen de kolunu kötü dua kıladı, kolumuzu çürttüremiz biz. Ula ki ergeşe uğramız, rükularda, anakalarda ergeşe uğramız, duası da ular duasını kıla uğradı. Biz ergeşe uğramız. Doğru bir Kur'an okulmayalım ben yanımda. Biz de Kur'an okuladığımız zaman boşver namazan ki. Bir de okulmayalım Kur'an'ı böyle. Dua edelim. Şimdi hemen birbirini tanımayıp da. Hemen kütü oturuşu ki ilacı. Bütün dünyadan kegan adam neydi? Hemen oturuyorlar, Kur'an okuyunuz desin. Düşünmeyip ula. Biz de mesela kıskaya mutlu ediyor musun? Ya bizki urf adette bu ketken ona kadar. Ozu hadislerde namaz okuyandan ki hemme oturup alıp Kur'an okusun degen talimat yok. Mühendisi yok. Bizi ulamalar demek ki bunu kıyandıysa talim yüzüsten degen. Talim. Adamlar namazdan ki ne kılış gereği deyip sorarsa namazdan ki zikir kılınadı. Subhanallah deyip koyadı imam. O geldiler ha Subhanallah deyip iş gereğiyken deydi. 33 madde, elhamdülillah deydi, ne kadar iş gereken deydi. Bu talim bu. Ahırda ki Kur'an okuladı, dua kılıp turuladı. Hemen birbirini biledi, urfta bu. Şeriatke, yani talim yüzesinden kırıtılgen bir amel. Kuddi, meclis encümenge okşaydı. Peygamber aleyhisselamın adamlarını yığvalıp mikrofonda bir sohbet kılmakken de. Bu yani şu okşayken talim. Uşa manada itibar kılınadı. Şimdi uşan arsanı bütün dünyada talep kılış, doğrulmaz. Bütün talep kılamayız da. Şunu artık ya, hop. Tavuk gördü dönme. Hop. O ne müziği ortalığını duyurken, tavukta bulaşsa, projeçeki bulmazsa, çavukluksa bile de. Ha, tavukta ihram keyi şartmaz, ihram niyeti şartmaz. Tavuk kılmakçı bugün adamlar, Kabe-i Muazzama'ya barıp, erkekler birinci teşkil çoğamıyorsunuz. Demek ki, ihram niyetiyiz bu megalliği uçun, ha taklak koyun. İkinci etajda durup, tavaf kılıp, niyet kılasız. Yedi mette tavaf kılıp durup, iki rekat namaz okutturup, kıyan tavafı izi, savabını bahçede kısayız bu arada. Mesela için, ibadet veriyor. Tavaf namazı yok şey dediler Peygamber Aleyhisselam. Fakat tavafta yapılışı ruhsat var. Yapılışı ruhsat var. Hani halde telefon bu kalsa, tavaf kılı yapsa, telefonunda yapılışıp tavaf kısayızdan bu arada. Muamması yok. Şimdi umre kımakçı bulsayız, Mekke'de turgan adam hazır, umre kımakçı men dese, onda Ayşe anamızı mescidlerine bağırıp, yengitten ihram bağlayıp geliş gerek. İhram bu bağlayıp, niyet kılıp, o zaman ihram niyet üzer, kıyımdan ibaretmez. İhram niyetindeki adam uçtaki kıyım kıyadı. Kepenlik yokşagen, kıyım kıyadı. O bilen kıyım kirip umre kılasın. Umre kana kabaladı, ihramın niyetini kıyandayken kirip, Yedi madde tavaf kılmadı, kıyam hamalemiz yokşar. Kıyın,
Safa Marva say kılınadı. Keyin sochingizni oldirasiz, ihromdan chiqasiz. Umra bu. Shunaqmi? Shart emas. Ha, zamzam ichish sunnat aba bu. Bu roza odamga ichish mumkin emas. Roza turib ketadi. Ha, sunnat amal amalga oshmasa amal amalga oshgan bo'laveradi. Farzlari bu. Farzi nima ekan? Ihrom, tavof, safo, marva bo'ldi. Sochingizni oldirasiz, bo'ldi chiqasiz. Orasidagi 2 rakat namoz o'qish, tavof faytida duo qilish, zamzam suvini ichish, ihromni ya'ni o'ng yelkangizni ochib olish, bular qo'shimcha amallar. Ular bo'lmay qolsa ham umri umri bo'laveradi. Agar o'zi kelishi imkoniyati bor odam bo'lsa, unga qilinmaydi. Kelish imkoniyati yo'q, bemor yotib qolgan yoki o'tib ketgan, unga qilsa bo'ladi. Xo'p. Nima bo'ldi? Oshnam borida o'tib qoladi, o'shani o'limiga qilsam bo'ladi. Ha, bo'ladi. Otasining kerakmi? Yo'q, o'zining nomidan aytib qila olasiz. Ihrom bog'layotganda o'sha oshnangizning nomidan, falonchining nomidan ihrom bog'layapman deb. Ha, o'shaning nomidan ihrom bog'layapman deb niyat qilasiz. O'shaning nomidan harakat qilasiz, bo'ladi. Sahobalarni oxir zamon ummatlari haqida ummatlari sizlarni nechta guruhga qo'shilganmi? Ulardan sizlar bizga kelgan gap bor. Eng boshlar uchun shunchalik yo'qdi. Ko'rishdirma, masjiddan chiqib kelayotganimda ular qo'shilib qoldi o'zbek zavodiga uchun eshitib turmas. Yoshi shuning uchun tarixchi bo'lib tarqatib ketdi. Ha, bu mavzu hadis Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sahobalaridan ko'ra keyingi ummat, oxirgi zamon ummati 40 ta yoki 70 ta sahobaga teng keladi, ulardan afzal bo'ladi degan hadis to'qimi. Buning hadisi yo'q. Endi bizda hozir elning boshi masalasida ham tur firmalar xususiy bo'lganligi uchun saviyalar ham har xillashib ketyapti-da. O'zbekiston musulmonlar idorasi alohida imomlarni elning bosh qilib beryotdi. Bir ma'noda mutaxassislarni yo'naltirish yaxshi edi. Lekin mana shunaqa saviyasiz odamlar ham ko'p. Bor, endi ichimizda nima qilaylik? Buni to'g'rilab borishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning sahobalarini maqomiga yetib bo'lmaydi. Bo'ldi, u maqom Allohning fazli ularga nasib qildi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni ko'rish, u kishiga iymon keltirib, u kishi bilan suhbatlashish maqom o'laroq butun qiyomatgacha keladigan odamlardan uni ustun qiladi. Masalan, islom tarixida katta fitnalardan bittasi Hazrati Muoviya radhiyallohu anhu bilan Hazrati Ali radhiyallohu anhu o'rtalarida bo'lgan. Ijtihodiy o'rtada farq bo'lgan, ya'ni fikriy dunyoqarash tushunchada İki tomon ikki tarafdan talab qilib o'rtada urush bo'lgan. Muoviya radhiyallohu anhu ga ko'p ta'nalar qilishgan. Lekin Muoviya kim? Sahoba. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning eng ishonchli sahobalaridan bittasi u yerda. Vahiy kotibi bo'lgan Muoviya. Vahiy kotibi nima degani? Payg'ambarimizga vahiy tushgan zahoti kotiblarni chaqirardilar. Masalan, Zayd ibn Sobit kotib. Abdulloh ibn Mas'ud kotib. Hazrat Ali'ning ham kitobat bor. O şu bilen birge Muaviye'ni çakırardılar. Kel, yaz diyordular. O ayetini yazıp koyardı. Şuna bir şanslı adam bu. Allah'ın vahiyisini işaret tapşırılırken adam. Lekin Hazreti Ali dik. Şehr-i Huda bu gen. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın küyavları bu gen. Zat bilen ortada kilişim için yok kaldı. Şu sebeple ki ortada fitneler oldu. Kiyinçelik, kiyinci ümmet. Tabi'inlerden, tabi tabi'in. Sahabelerin şagirdleri, ularının şagirdleri arasında şu gap çıkkan da 5. Halife-i Raşidlerden bugün
Umar ibn Abdülaziz hakkında adamlarda kuvvet yap çıktı. Umar ibn Abdülaziz degen adam bugün, bu kişi 90. Hicri senelerde, 97. Hicri senelerde halife bugün. Halife bugün Hazreti Umar'ın nebirelerden buladı. Bu kişi adalet ornatken, zulümge barham veriyor. Müslümanların içi de kembegal adam kalmayan şunu davrıdı. Zakat veremem dese zakat aladığın adam yok. Şu dereceye itkazgan, seviyesi şuna ki adamlarına aşırı var gen. Hem ilmi hem hadislerini şu kişi toplattır gen. Uzun muhaddis bugün. Afzaliyeti doğrusu da adamlar ihtilaf kımaydıgan adam. Şu adamlar Muaviye'ni soruşturuşken bazılar. Kelin. Muaviye radıyallahu anh'u afzal mı? Umar ibn Abdülaziz mi deyişken? Sağolun karayın. Degen de adaşmasam Hasan-ı Basri'ye etkenler ki Muaviye'nin atını ayağından çıkan çenge arzı neydi Umar ibn Abdülaziz deyişken? Demek ki? Çünkü bu sahabe değil. Sahabeden üstün bura mıydı? Siz kim bilen yaklaşık yürgeninizde bağlılık? Oşan için ulamalara yitirdim. Stazin kim deydi? O zikta okumakan adamı yapı yengil buladı. Yengil tek yapı. Ustazı belen adamdan yakışsa yapaladı. Ustazı Resulullah'a peygamberini kurgen sahabeye kim teyip buladı? Ben avval itibari oldum şu hadisenin. Oradaki kendine eğitip ki de Hizbi cemaat var. Özünü İslam dedi namla bakken onlara karşı yapırsayız İslam'a karşı yapılıyor. Sen kalak İslam sen. İslam Resulullah'a nazır bakken din sen mez. Takidin nebahani degen adam mez o din. O adlı bir adam o. 50. Ötken asrının 50. yılları da faaliyet kıyan adam. Uşanı din deyişedi, din. Ayşe takıydı, nebuhani din. Şu ne dese doğru. Öyle yaptım, çizdik. Ve sahabeler ne dese doğru deyimiz. Resulullah ne deseler doğru deyimiz. Uşa Hizbi cemaadan bittiyse ayeti yaptı. Ben deydi, 22 yıl zonada oturup ben deydi. Ha, demek mi oturup sen? Ben şu hadis için deydi. Size ayetken hadisi okuyup yaptım. Kıyamette şuna kamini ümmetim keledi de geldiler peygamberimiz. Uşa ümmetim kıyınçliklerde buladı. Ularını bittesi silerini kırık denilerden afzal buladı. Sahabalık üç nakı digenmişler. Bana şu hadiske göre değil, 22 yıldan beri ben oturup ben şöyle çünkü sabır kılır. Bana hadiske amal kıyıp ben dedi. Bu hadisini kanakalı gibi bilersin mi sen? Yok dedi. Bu hadis nasıl? Tokulgen yap dedi. Sizge bunu vergen adamlar sizi loh kılı yap dedi. Sizden faydalarını yaptı siyasi maksatta. Siz aklıyız işlemekeni için onu yapıp işlemi yürüpsiz. Hadis değil yürüpsiz. Hadis mi bu? Kalakı sahabeden afzal bulasın siz. Özünü sahabeden afzal diye. Yani yitmiş de sen afzal eken o. Kur'an okuşu bilmeydi. Bu hadis, hadis mas desen, ben mutahhas masman da değil. Ama mutahhas bu mesen gidemeyi tabi akım yapsın. Ya ben şu hadisiye karar oturup ben. Bu hadis mas desiz, aylantırma uğradı. Ben onlarla nispeten cüde anakamasla Müslüman biraderlerimiz. Lekin seviye istihaffa yani. Başkarışke layık bakmayan seviye. Onlarla başkarış mümkün. Düşman onlarla cüde yakışı bilirdi. Onlarla ne bekleyelim? Aytadı. Onlar labbeydeydi. Kuluge halkın yokuşurken hadisi verip koyadı ketti. Suriye'den bir tas telefon kılıyordu. Atrafımızdaki balalarga telefon kılı yaptı da onlardan Suriye'ye çakırı yaptı. Çünkü Suriye'ye çakırsa ne kadardı? Bittişe adam çakırsayız, uşanı ben çakırdım diye ispatlar verseniz pul verişerdi. Yok da pul cüdeyem kere. Bir künge $20 verirdi. Künge $20. Aile İzmir'den bu ise $25 benimce. Yok $30. Uşanı yaşaydı ulan. Uruş bu kalsa varıp atıp kim midir pulunu alıp şubadan yaşaydı. O dehkancılık, ticaret, başka nasıl yok, halal kâz, buna kadar nasıl yok. Ammeten yok, bazıları başladı hazır, biznesi yani. Kıylanıp kalken de bir içeri. Ana kadar internetten yazı yaptı, messengerden yazı yaptı, kililer Suriye'ye, anaka cihat kılamız, Allah yolunda cihat kılamız. Ki, bolalar menge taşıdı. Ki, ben yazdım mümkün. Ben bile yaklaşıp başladı, ki telefon kıldım. Kıpçılık eşitken olsa eşitkendir, 14 yaşlarlıyım, bole. Ben deydi 5 yaşındaki gelme, cihat kılı yapmış bitti, Allah'ın kelimesini ağırlığı kılışı için hareketlerimiz. Ha,
Cihad ne diyor yani sen? Kafirlerini öldürüş diyebdi. Kayırda var şu, Kur'an'da var mı şu, sen ben Kur'an'ı bilmiyim ben deydi. Kayırda alıp eğit yapsız. Cihad, kafirlerini öldürüş diyen mananı, katta eğit yapsız sen, ustazım eğit geldi diyebdi. Abu Palan Yemeni diyen ustazım var, şu eğit geldi diyebdi. Şimdi sizce savağı diyebdi. Ustazıyı sizce eldegen bu seçildi sen, tohta hep kaldı. Eldegen buluş ihtimaliyen var mı? Bu. Cihad Kur'an-ı Kerim'de birinci Mekke'de nazil bugün. Cihad ayeti. Allah Teala ve cahidhum bihi cihaden kebira degen. Ular bilen katta cihad kıl Kur'an arkayı degen. Bihi Kur'an. Ular bilen ilmi manada cihad kıl degen. Adam öldür demegen Kur'an. Desem mandıraj bu kaldı. Öldüreşli bana. Aldegen bunu şu mümkün mü seni? Mümkün diye. Şimdi ne kılarsan desen, onun Türkiye'de kapı getirken, doğrusu neysem yolumda külüm yok, mutlaka kaçıp çıkıp geçiş ilacı bu mu yaptı dedi. Boynu kalı yaptı. Kaçıp çıkıp geçiş ilacı yok. İki de yol vardı dedi, bir tamamdan 3,5 bin dolar, bir tamamdan 5 bin dolar pul gereği dedi. Ben şimdi o yaka pul yetkisi bilmiyim ben. O payette uyardaki şagirdleri bir hali koşturlar içinde. Kinçelik çıktı, bu şey çıkarıdan, tabakı yerleri. Bazılarına yoldan verdik. Çıktı ottan, kaçıp çıkıp gitti. Al değildi. Din bilen aldaşadı. İslam'ın mahiyetini esinden çıkarttırışadı da seviyesizleştirişadı. Kur'an okuma değildi. İmamlar ne işitmedi bu kadar? Demek ki işitmeydi imamlar. İmamlar da bir ortasını işitme. Şunda Kur'an'ı aç, cihat hakkındaki ayetlerini, tercümesini oku, köle vurması geliydi. Hayırdı muamma bozu, şuna çakıra uğradı. Al değildi. Din kuruş bilen. Bizi din fırış diye koyardı. Benim ticaretim var. Benim halal kasbim var. Ben rızkımı ondan tapamam. Seller din fırış seller ki o. Din fırış bu ne? Dinle eğitip yolgan yapırız. Cihat kılıyor hep sen de koyardı. Kara ayette cihat. Ata anaga yakşilik kılış cihattan üstün tırada digem. Kepni birikken bu ne? Cihat fakat Suriye'ye barışırken cihat fakat ular aitken narsani kılıç, ular da kurallarla adam atış eder. Kayır da var bu. Sallar kırp din furuş sanki mesela Abu Salah, din furuş. Dinini satıp gün kuruyetken adamlar. Bu kelime geçsin, aldan mı? Bu çırali yapın, bana mı yapabilir o? Hem de yapabilir o? Acayip kızık, 15 sütkege kırıp çıktım ben. 5-6 adam almışıp kere yürüptü. Oturup işseyiz, hiç bittesine haybi yok. Hem nasıl ben götürmedim bugün deydi. Bittesi kırıp geldi, narka barana geldi. Neşası, tabletke satarken. Hani lakatse derken, internette faydalanıp lakatse vererken, onu sokup getirirken, bunu sokup getirirken. Gırt, en iflas adamlardan bittesi. Halkınızı buzuyetken, ıskırt adam. Şu nüme deydi, bitti kaziyon beni sattı da deydi. Hani bu adam kaziyon eken, bunu zat gereken. Bu yakşı adam eken bu. Hiç kim uzun Aybdar demeydi. O da mı öldür yaptı Abu Salah'ı? Yo Aybdar olmaz bu lan. Halkımızın içindeki gül yiğitlerini 20 yıllar umurunu hazan kıldı hizmiyle. Yo biz doğrumuz değil. Kattan bilemiz doğrunu. Doğrunu doğrudan bilemiz de. Doğru mu? Kitaptan okuyken sanadı var ulamalardan bilemiz de. Hem neyi ergeç kötü olursak ne kaladı ortada? Cihad kafirlerini öldürüş. Sen gidin mi bunu örgüt yaptı desem? Ustazım deydi, şu kafirlerini öldürüş degen manalı bilsen bu oldu. Başkasıyla arlaşma degen deydi. Seni al degen günüyüm ben. Bana Kur'an'da onakı yap yok mu? Bana hadiste onakı yap yok mu? Desem yığladı ki. Bence vade verdi. Bir yılda dedi, yok ki falan ayda dedi. Ona mı aldı ki varıp telefon kılamansız ki dedi. Yekin telefon kılmadı. Bilmiyim ben de mi buldular. Ben mobada kimesen kin ilan kılaman sıkıbattı dedim. Ben de alakaya çıkmadı ilan kılaman. YouTube'da durup da. Kuruydu. Aldaşadı. Oşan için tokuma hadislerge ihtiyaç yok. İlmi istilah, sizlerini ziriktirip koymasam bazı kapılarını kapırıp edeyim. İlmi istilahlarge ihtiyacımız var. Hadis istilahı var. Bizni İslam talimatımızda Kur'an-ı Kerim kimge nazil buldu? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye.
Muhammed aleyhissalatu vesselamın etraflarında o zatki ergeşkeller kimlerdi? Sahabelerdi. Ular insaniyetinin en afzaliydi. Şimdi faraz kılayım. Kur'an'ın özü bilen, Kur'an'ın özü bilen hidayet tapu ketiş mümkün buse, Kur'an bitti kitap şekilde tap bitip Mekke-i Mükerreme'ye düşüp koyarlardı. Kabe'nin üstüne düşerdi. Huddu Musa aleyhisselam'a lavha nazil bulgensin geri. Kur'an bütün düşerdi de Peygamber gemi ihtiyacı bulmasıdır, sahabeler gemi ihtiyacı bulmasıdır. Doğru mu? Demek ki 23 yıl düştü. Ayet mi ayet, sure mi sure, derece mi derece, vakıya kadar düştü. Demek ki? Çünkü onun tatbikatı kendi buluşluğunu örgütüş gerekiyor. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ Biz sizce zikrini nazil kıldık. لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ Adamlarca onun manasını açıklayıp birleşiniz için. Resulullah mananı açıklayıp birleşiniz için. Demek hadis, hadis. Kur'an'ın mefhumu, hikmeti. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Peygamber adamlarca kitabını ve hikmetini talim verir. Kitap Kur'an, hikmet mi? Sünnet, hadisler. Kur'an'ın asıl manasını kim öğretirdi bizge? Resulullah. Kiyinçelik ne buldu? Kiyinçelik fitneler buldu. Mesela Muaviye radıyallahu anh'ın tarafında durgan adamlar Muaviye'ni himaye kılamız deyip hadisler tokuştu. Tokuştu. Muaviye'ye tekişli diyen hadislerini tokuştu. Kiyinçelik tavba kılışkenden kiyin çıkıp ayet işte biz bana bu hadisini tokuyemiz de işte. Hazreti Ali tarafında turgan adamlar Hazreti Ali'ye zulüm kıyallığını düşünüştü, oylaştı. Bu Ali'ni himaye kılışımız gereğiydi, hadisler tokuşunu başlaştı. Kiyinçelik tavba kılıp özleri itiraf kıldı. Biz dedi hadisler tokuyemiz dedi. Ha, dokuma hadisler var. Lekin bu ümmetin ricalları, bu ümmetin muhaddisleri, ulemaları çıkıp tokulayan hadislerini hemmesini ortaya koyduğun işte. Zargarlık bilen şuurlanan adamla aldığı gibi sarık metanla alıp gelseyiz, şunu da üçler görüp bu tille, bu tillemez mis değil. O bilen onun kimyasını. May bilen, yağ bilen şuurlanan adamla aldığı gibi zeytin yağını koyup pista yağını koysayız, şunu da tamını tatadı da bu zeytin bu pista değil. Muhaddisler, muhaddisler. Hadisini bir merke işitken de bu hadis bu tokuma değdiğin derece değil. Acizatı bir işti. Hadis istilahı muhum dostlar. Hoşan için bu hadis eken, bu ayet eken de ketip kola uğruş hatarlı. Çünkü dinden faydalanedigenler yok, din furuşlar yok. Abu Salah'a okşagen din furuşlar var. Mahmud Abdülmumin'e okşagen din furuşlar var. Dinini satıp, namusunu satıp kün kuriyetkenler var. Başka hiç nesnesi yok bunlarda. Din satar bunlar. Ularını biz ajratıp bileşimiz için senede var ulamalarına ihtiyacımız var. Ular bizge doğrusunu düşündürüp yedirtmese kıynanemiz. Bitti hadiske değildi, 22 yıllarını oturup ben deydi. Oturma bu tokulgen hadisdi. Seni aldaşken. Senden siyasi manada faydalanışken. Bizim halkımızga aldım, hemen tamamen hücum kılışı yaptı. Ben avval ayet vergendim. Stolda suyu koyuvaladım. Mavzularını. LGBT mavzusu, gender tenliği, din meselesi, tarikatlar, havarişler, hepsini koyuvaladı da insan hukukları, uşu mavzularına tutup dikip oturadı. Şuna kadar teşkilatlar var. Hadır yakından beri bakirelik yükü ağır kirli yaptı degenlerle yürümüz şey yaptı. Kuru yaptılar, doğru mu? Bizni millet içi diye, bizni halkımız içi diye. 1941 yıl uruşka bizden milyonga hamam ketgan. Abdullah Arif'in bir şiiri var. Adaşmasam. 19 yaşında beyva kaldı degan. Turmuş kurgan ertesi günü erini alıp ketgan uruşka. 19 yaşlı kız kalgan beyva. Uruşka ketgan yigit karahat kegan. 19 yaşlı kız tık etse eşike karar, tık etse elini kütü, vafat etken şu ayol, turmuş kurma gel. Namusunu kötergen ayollar bunlar. Bizde mamalarımız şöyle. Hadır bittesi çıkıp alıp,
namus, namus bir yük bu diyor. Namus kereymez diyordu. Bakirelik yük bu diyordu. Fahşelikini tarif verdi. Hücum bu. Büyürtme bu. Bunu kriyatkarlar büyürtmedik adamlar. Hain adamlar. Avval aytsam menge kattır yaparsız, LGBT'ni yaparsız be degan adamlar var. Kuşalarını yan rohat yapıyorlar. En işlerim targıbatçılar. Şimdi hazır Abrar Muhtar Ali doğru etken kendi işi yaptı. Ya Abrar Muhtar Ali doğru etmeken, Abrar Muhtar Ali sizlerge uşa ferasatli küçültürken başlayan. Öyle düşman hücum kılıyor yaptı. Öyle yani tağın arkasında düşman turuptu değil mi? Etken sizlerge. Uşalarge et yaptı. Tutma tüzü gözümüzü içimizdeki adamlara menge şunu yapıra uğrasın mı yoğunarsa de. Yoğunmasaken mi? Boraken mi? Hazreti şey ayet bu yapmam lan. Kitabım var benim. Men neme digendim diyen kitap. Bu hücumlar o şey Kur'an'a hem hadiske hem bolad. Biz çünkü itikad değil halkımızda. Din desi canımızı veremizde. Müslüman ben diyen halkımızda. İslamımızı, Müslümançılığımızı bulan o şuna kanki seviyesizleştirip, dinli örgenmek olan adamlardan çakırıp, yaşlarımızda aklını buzup, çok cinayetlerle kol uçuyordu. Oldan alışımız gerek, cipsleşimiz gerek. Demek ki namazda imam istavu değil, tekisleniler, saflarını beraber kılınlar, yelkeler yelkelerine tekip dursun, aramızda ne kırmasın? Şeytan kırmasın. Demek ki namazda mahiyette hayatta tasarruf kılış gerek. Mesela aramızda şeytan kırmasın ki gerek. Abu Salah'a okşayan şeytanlar kırmasın ki gerek. Bunlar bizni ıhtılafka çürüp, aramızda cencel çıkarıp, cencelini içiden balalarımızı terip avuruş yaptı. Bir de taktikasını eğiteyim mi sizler gibi? Şunca teşvişçi içinde yürüp biz, halim ki itibar bir iş gerek, ballarını terbiye kırış gerek, ilim, başka yapırıp yürüp biz halkımızda. Matişler açılı yaptı, madrasalar açılı yaptı, hadis, merkezlere hadis, üniversiteler açılı yaptı, şuge hareket kılıp yürüp biz. Yusuf Davran de genelme de yaptı. Özbekçe, dasturxon ustida kol ko'tarib duo qilish bid'at. Nima degani bu? Orqasida gap bor, bu bekorchi gap emas bu. Yusuf Davronni soqoliga qarab, uni xotirjam gapirganiga, orada arabcha gaplarni qo'shib olganiga mahliyo bo'lgan bir bola nima qiladi? Hamma qo'lini ko'tarib dasturxon tepasida duo qilsa, u qo'lini ko'tarmaydi. Nima bo'ladi? Natijada haligi bola janjalga sabab bo'ladi. Otasi uni urushadi, onasi uni dakki beradi, o'rtog'i bilan janjallashadi. Sen bid'atchisan deydi. Nima bo'ladi? Haligi bolani ichimizda yashashiga imkoniyat qolmaydi. U majbur bo'lib qochib chiqib ketadi. Qayoqqa boradi? Yusuf Davronning oldiga boradi. Taktika. Oddiy gapga o'xshaydi. Dasturxon ustida qo'l ko'tarib duo qilish bid'at. Ul gap gapirgandan ko'ra. Qanaqa odamsan sen? Boshqa mavzu qolmadimi? O'shaning uchun shunaqa narsani ko'tarishaveradi. Ixtilof bo'lsin, oramizga kirgan shayton bo'ladi. O'shaning uchun safni jipslashtirishimiz kerak. Alloh qayerda deb qo'yadi. Hali ham ondan topolmagan bular. Hali ham qidirib yuribdi. Alloh qayerda deb qo'yadi. Sizga nima kerak bu hozir? Alloh qayerda degan savol. Nima kerak bu? 100 yil janjal bo'lgan bu masala. Ulamolar nuqtani qo'ygan. Imom Maturidiy nuqtani qo'ygan. Alloh qayerda degan savol noto'g'ri. Alloh nechta desa savol to'g'rimi? Alloh yagona zot, nechta degan jumla Allohga munosib emas. Alloh raqamga bo'ysunmaydi. Allah makonga bo'ysunmaydi. Qayerdan makonga tegishli narsa. Nimaga ko'tarish yapti? Janjal bo'lsin. Ixtilof bo'lsin. O'g'il otasiga, nabira bobosiga qarshi chiqsin. Natijada O'zbekistonda yasholmay qolsin. Tazyiqqa uchrasin va kelsin biz oldimizga. Taktika. Bu taktikalarga tushmasligimiz kerak. Savol borasida. Kimda yana bir savol bor? Endi bu savolni bilmadim-ku, mana o'zlarini hamma ko'rsatdi. Internetda bir bo'lar bo'lmas qizlar chiqib olar ekan endi. Qobaq bo'lar bo'lmasin, hijobni kirib olib, yer bilan bunaqa yotish kerak, bunaqa qilish kerak. Shunga ham endi siz
Mesela Özbekistan'da bittesi, şunlar katmeyi kaydarasız. Şunlar doğrusu ne yapıp, az günler... Daha da aytip gittik, uşa kastan kılını yaptı uğrar. Rum aldığına uçun, din furuşluk uçun, uşnaka adamlar ye. Çıkıp alıp, er bilen ayol münasebetlerini ammenin içi de yaklaşış doğrumez. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan açık koyduğun hadis var. Ayalı bu bilen böyle diyen münasebetini başka cayda gapırıp yürüyenge Allah'ın laneti bulsun diyorlar. Ayalıyız böyle diyen bilen münasebet, mahram münasebet. Başkalarına aitip fahırlanış, lanet, lanetin işi bu. Lanetke kaladı bu. Şimdi çıkıp alışıp ammaki bunu oraya dışı yaptı. Bu hamasa oyunlar bunlar. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَعُوهُ Ayetinin manası şu. Kavmini seviyesizleştiriş bu. Seviyesizleştiriş. Kanday vaktli aile kuruşluğunuzu örgütemeyen dediğin psikologlar var. Karasayız uzun ailesi yok. Kanakı örgütesen sen. Ailen yok senin. Kanakı vaktli ailen sen örgütesen. Er bilen ayol münasebetlerindeki yani müstahkemlikini örgütemiz. Özünü iri yok. Özünü ayol, yani münasebetleri müstahkemmez. Lime tekulûne mâ lâ tef'alû? Ne mi ki kımayan şeylerini yaparızlar? Kebure maktan indallâhi en tekulû mâ lâ tef'alû? Özüler kımaydigen, özüler yani amalga aşırmayan narsani gapirish Allohning nazdida maqt deyapti Alloh taolo. Og'ir gap. O'zi hech narsaga anaqasi yo'q. Bekor emas, psixogenetiklar chiqyapti. O'yin bular hammasi. O'yin saviyasizlashtirish o'yinlari. Ularga erishayotganlar saviyali odam emas. Soxta tabiblar chiqyapti. Nimaga ularga erishayapti? Saviya yo'q. Tıbbi seviye yok. Aldana uğradı, aldana uğradı. Kaşan geç aldana. Bir madde aldansa soddaliktir. İki madde aldansa uyan bir ihtimal. Üçüncü madde aldansa o eşek o. Özür. Bunlardan asraşımız kim? Bunlar yakında bitti ortağımıza eti yaptım ama bunu avvalam eti yapmam. Malum katta katta davlatlar milyonlagan pul ajratdi yaptı. Mana shu proyektlarga. Ortog'imiz chaqirishgan, o'rtada vositachi. O'rta Osiyoda axborot markazini tashkil qilishlik uchun taklif qilishgan. Axborot markazi xuddi Kunduzga o'xshagan, BBC Ozodlikka o'xshagan axborot markazi tashkil qiladi. Jurnalist tanishib. O'zi e'tirof qilyapti. Nomini tanlashgan, Xuroson deb nomlashgan. Kim proyektlerini işlep çıkışken, işlep çıkken de kança pul harcadığımız bunge degen de 50 milyon dolar degen. Ne demek ki pul harcadığı? Tasavvur bu. Buna kursan bu gen, bu oldu degen. Buna öyle oylegen ki hizmetkalarımız, milletki halkı, Orta Asya halklarını birleştirici akbari merkez. Azatlık yok şeyde. Oyliklerini tayinleşken, skimelerini çizişken, kiin ahırı da mavzularını taşırken. Bana şu mavzularına urgu beresiler, bana o mavzularını yoratasılar diye. Bitti mavzunu olsa LGBT. Bu adı inerse, bu kesellik, bu tuğul işte şuna kabul edip, deyip adamlarının on gibi şunu sindirip orasıyla deyip taklif kılışken. Taka tak tokta çıkan ki. Anı bu kadar. Yürmeyen. İni içi de erken nasasiyen var. İnsan hukukları, ha? İnsan hukukları degen adamlarının akseriyeti hayır. Bu gapimi yozib qo'yinglar, men ku dunyodan o'tib ketarman. Bu Abroni kitobini hali o'qiysizlar. Men nima degandim degan kitobni. Inson huquqlari degan gapni gapirayotganlarning aksariyati kimnidir ichimizdagi echkisi. Safimiz tekis bo'lmaganligi uchun oramizga kirib olgan shaytonlar bular. Inson huquqlarimiz. O'lganing yaxshi. İnsan hukukları karaka buladı. Ben insan hukukları degen de insanın etikadını, tilini, canını, malını, aklını himaye kıladırken adamlarını düşünemem. Bunlar ne bana himaye kıladı? LGBT'ye de himaye kıladı. Bazarıp da gelip çıkıp alıp LGBT'ni tarakıp kıldı. Onu ki sütke verdik, ben uzun yoktum üstüde.
Borup sudda qatnashyapmiz, inson huquqlari himoyasi kelib olgan oldimizga. O'shanga ham aldanayotganlar bor. Bu narsalardan ehtiyot bo'lamiz. Alloh taolo o'zi dinini himoya qilib oladi. Siz bilan menga muhtojmas Alloh taolo. Biz muhtojmiz to'g'ri yo'lda yurishga. Mana shu safda turib yurishga biz muhtojmiz. Alloh taolo haq yo'lda qadamlarimizni sobit qilsin. İnşallah yana suhbatlarımızı devam ettiremez. Bugünkü suhbatki sabır bilen dinlegenliler için teşekkür. Bizge imkan vergenliler gene Allah'a hak, elçilik imkaniyetini bizlerge hem nasip kılsın. Hakkımızda dua kıyanlarge Allah Ta'ala uylegen dualarını soragen ilticalarından afzalını versin. Allah Ta'ala utkanlarımıza rahmet kılsın. Ota-onalarımızın o'zi biz yoshligimizda bizga mehr ko'rsatganidek keksayganda Alloh taolo ularga ham mehr ko'rsatsin. Ulamolarimiz, qancha ulamolarimiz bu millatga xizmat qilib o'tib ketdi. O'shalarning xizmati bu saviyali, mag'zli xizmat ularniki. U jipir-jipir qilib yurgan odamlarniki uzoqqa bormaydi. Bir marta var deb kuldirishga yaraydigan askiya va askiya qolib ketadi. Asl vazirlik xizmat o'sha ilm. O'sha ilmda o'tgan ulamolarimizni Alloh rahmat qilsin. Amin. Yana o'sha ulamolarimizni izdoshlarini Alloh taolo chiqarsin. Amin. Bu umramizni payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan birga qilingan haj maqomiga o'zi yetkazsin. Yana ko'p yillar shu Allohning roziligi yo'lida yelkadosh bo'lib borishimizda, safimiz jipis bo'lishligida oramızga şeytan kırgız meslekte Allah Teala bizler bitti safta kısın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sağ olun. Rahmet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hatim. Bolla qadirdonlar ikkita hatim bor ekan, hatim baxshida qilib qo'yamiz, keyin duo qilamiz, turamiz. Ixlosdan boshlang. Ixlos. Falaq nasuqi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين برور ديارا قلنجان ختم لنا نغزين در ياخين قبول قل قرآن ينجا مناسب ملايم قلب مزن الله تعالى وزين قرآن ينجا مايقين دين ينجا عمل قلش بار قلب بارش مزد وزين توفق بريين o'tganlarimizga rahmatingga olgin, bo'lgan xayriyalardan, savoblardan ularni o'zing bahramand qilgin. Qolganimizni tavfiqimizni ziyoda qilgin. Farzand zurriyatlarimizdan ahli ilmlar, ahli salohlar, xalqqa, millatga xizmat qiladigan, ko'p yillar xizmatlari barqaror bo'ladigan zurriyatlarni o'zing chiqargin. Tavfiqlarni ziyoda qilgin. Bu qo'l ochib turgan hoji ota birodarlarimizni, aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni Alloh taolo o'ylagan maqsadlardan afzaliga erishtirgin. Qalblaridagi ezgu niyatlarni Alloh taolo o'zing samimiy qilgin. Amallarini qabul qilgin. Bemorlarga shifo bergin, qarzdorlarga najot bergin. Yangi ish boshlaganlarga Alloh taolo ishlarini o'zing rivojlantirgin. Dunyoda sharaf bilan umr kechirishimizni,
ahirette izzet tacı bilen dünyada ahirette tırılışımızı cennette uzinit didarınge müşerrah buladigen Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın koşnusu buladigen ümmetten buluşumuzu nasip kıyın. Ve sallallahu ve sellem ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmeti kere ve rahmet ve Amin. Allah Teala hidayetten edeştirmesin. Allah'a ekber. Selamun aleyküm. Rahmet sabır ile. Selamet buyur ile.